Arkadaşlar ben CHP'nin genel başkanı olsam bir dönem olmasa bile ikinci dönem garanti yani Erdoğan'ı yenebilirim. Ben olsam diyorum bakın. Neden böyle söylüyorum? Çünkü CHP'nin başında aklını çalıştıran kişiler yok. Görüş olarak şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor olabiliriz. Ama AK Partilileri sakın ha akılsız koyun saf olarak görmeyin arkadaşlar. Eğer söyleyeceklerimi şimdi dinlerseniz gerçekten o zaman anlarsınız bak. Dinlediğinizde anlayacaksınız. Ben şimdi şu anda tarafsız birisiyim. Erdoğancı değilim ama mecbur Erdoğancıyım. Neden? Çünkü yaptıkları şeylere bakıyorum. Türkiye kazandırmış oldukları dehşet yapılara başka çare bulamıyorum. CHP'nin yaptıklarını ya da yapacaklarını düşünüyorum. Hiçbir şey elle tutulan, gözle görülen bir tane icraat yok. Varsa siz söyleyin yani. Gerçek söyleyeyim yani tarafsız olarak, tarafsız bir tartışma olarak, görüş olarak söyleyin neyi var yani. Sevilecek hiçbir tarafı yok. Bakın CHP'yi kötüleyerek söylemiyorum. Diyorum ki ben diyorum CHP'nin başına geçse Kılıçdaroğlu'nun yerine bir dönem olmazsa ikinci dönem garanti Erdoğan'ı yenerim. Nasıl yenerim anlatayım size. AKP seçmeninden oy almak çok kolay. Basit. Yalan söyleyerek, hile yaparak, hurda yaparak değil. Manipülasyonlara hiçbir şeye gerek yok. Sadece samimi olun yeter. Halktan olun yeter. CHP'nin sadece ismi al. Şu anda CHP zaten kendi başına yönetilen bir parti değil. CHP'nin gerçekte ipleri başka ülkelerin elinde. Başka kişilerin eline vermiş. Eğer onların sözünden çıkarsa gerçekten o yönetimdeki kişileri haftasında al aşağı edebilecekleri bir duruma getirmişler CHP'yi. Tamamen baştan ayağa en başından en altına kadar CHP'yi komple bütün kadroyu eleyip yeniden kadro oluşturmak gerek. CHP'nin içerisinde bir tane halk için çalışan milletvekili varsa söyleyin. Bir tane gerçekten halk için yalan, hile, para, pul, şan, şöhret için demiyorum. Bir tane halk için. AKP'nin içinde de aynı. Biz bak tarafsız konuşuyorum. AKP'nin içinde de aynı. Sayıyla gösterecekleriniz parmak kadar. MHP'de de aynı. İYİ Parti'yi veyahut da HDP'yi hiç saymıyorum. Hiçbir partinin içerisinde şu anki hiçbir partinizin içerisinde halktan bir kişi yok arkadaşlar. Halktan. Sadece AK Parti'nin içerisinde, bakın AK Parti'nin içerisinde Süleyman Soylu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mevlüt Çavuşoğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hulusi Akar var. Ondan geri kalanı yavaş yavaş yani. Hani Ömer Çelikli falan da onlar yavaş yavaş geliyor. Gerçekten samimi olarak da bak AKP'nin içerisinde adını duymadığınız belki gündeme gelmeyen bazı milletvekilleri vardır. Birkaç AK Parti'nin milletvekilleriyle bir araya gelip konuştum, görüştüm, misafir ettim, ağırladım onları. Onlarla alakalı görüşlerimi de daha sonra anlatırım. Şimdi konu bu değil. Şimdi CHP'nin başına geçmiş olsam nasıl AKP'yi bir ya da ikinci dönemde garanti yenerim? Bakın söyleyeyim size. Şimdi bu ülkede şu anda görürken en büyük eksiklik açık işsizlik arkadaşlar. İş sıkıntısı var. Fabrika sıkıntısı ve üretim sıkıntısı var. CHP potansiyel olarak para isterse bulur. Adam olursa, insan olursa bak insan evladı olursa bulurlar. Nasıl bulurlar? Hem de bu parayı bulmak için bir yerlerden kredi çekmek veyahut da bir şeyleri hibe göstermek veyahut da bir şeyleri feda etmesi gerekmiyor arkadaşlar. Para bulmak çok kolay. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Daha önce Cumhurbaşkanı seçimde Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktığında ne dedi? Arkadaşlar dedi ki ne miting yapacağız. Uçak giderlerimiz var, otellerimiz var, sekreterlerimiz var, korumalarımız var. Otobüsle taşımacılık hani şoförler, arkadaşlar yiyecekler, içecekler, bir sürü stand giderleri, miting giderleri yani muazzam giderler vardı. Bu giderleri karşılamak için para ihtiyacımız var CHP olarak dediler. Ve şöyle söyledi Muharrem İnce. Herkes ateşlesin. Ateşleyin dedi bak. Hepiniz biliyorsunuz. Ateşleyin. Ne oldu? Bankaların önünde kuyruklar doldu. Kuyruklar doldu. Millet CHP'nin o vermiş olduğu hesap numaralara da para yatırmak için. Şimdi bu konuyu bir kenara bırakıyorum. Şimdi Haluk Levent'ten az bir şey bahsedeyim. Haluk Levent'i normalde hiç sevmezdim. Sevmem.
Çünkü CHP taraftarı, yani CHP'yi seven bir insan da yani din, ibadet, Allah korkusu veyahut da yani samimiyetten Allah'a inanç, hani diyorlar laiklik. Aslında laikliğin olmaması lazım. Bu ülkeyi ve yaşadığın yaşamını senin Kur'an-ı Kerim ve ibadetin yönetmesi lazım. Din her şeyden üstündür aslında. Din en önde gelir. Önce hayatın, sonra din değil. Önce din, sonra hayatın. Hayatını, bak, dinine göre hayatını uydurman gerek. Hayatına göre din uydurman gerekmiyor çünkü. Sen ölümcül bir insansın. Eninde sonunda ölüp gideceksin. O din üzerinden sorguya çekileceksin. Hayatın üzerinden değil. Biz yaşarken dinimizi önde tutmamız gerek ve dinimize hayatımızı uydurmamız gerek. Dinimizin gerektirdiği gibi. Böyle bir kere. Öyle laiklik de şudur budur. Bunlar hepsi fasafüsü hikaye. Bunlar Avrupa'nın, Batı'nın bize Müslümanlığı soğudurup, hani halifeliği de kaldırtmışlar diye, böyle soğudurup dinden, ibadetten uzak, satanist, ateist, ne olduğu belirsiz, aslını, neslini, Türklüğü, Müslüğü unutmamız istedikleri büyük muazzam projelerden birisi. Bunu bir kenara bırakın. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Şeyi de söyleyeyim bir saniye. Şimdi Haluk Levent'ten bahsedeyim arkadaşlar. Haluk Levent'i normalinde sanatçı olarak daha eskilerden hiç sevmezdim. Birkaç kez benim bazı arkadaşlarım anlattı bir araya geldiklerinde. Gençliği diyelim. Kızlarla fazla muhatap olup biraz askıntı olma, çok kendini kızlarla vakit geçirme, böyle hani sapıklık gibicesine, böyle şeylerin olduğunu duydum. Ve CHP'de hani yakın olduğundan dolayı yaşantısı veyahut da yemeleri, içmeleri, gezmeleri, lükslüğünden ötürü ben bu sanatçıyı önceleri sevmiyordum. Ama işte Allah her şeyi değiştirebiliyor yani. Bugün iyi dediğiniz yarın kötü olabiliyor, kötü dediğiniz iyi olabiliyor. Bakın işte AKP'li olarak nasıl tarafsız ve saygı, gerçeğin önünde, gerçek bir şeyin önünde saygıyla ceket ilikleyeceğimizi söyleyelim. Haluk Levent'in bugün yapmış olduğu konserlerde, programlarında, Twitter'larında, Facebook'larında, sitelerinde insanlara hayır kurumları oluşturmuş. İnsanlara hayır topluyor, yardım topluyor, sakat kişilere, muayene edileceklere, tedavi edileceklere, ameliyata gireceklere. Yani Türkiye'nin her yerinde bir sürü kişilere yardım eli ulaştırmaya başladı. Ulaştırıyor da. Ya şimdi arkadaşın, bakın, CHP'li olabilir. Belki Erdoğan'ı sevmeyebilir, şu olabilir. Bak ne diyorum, bakın. İşte biz böyle körün körüne bir öyle olsun da taştan olsun, CHP'den olsun diye, hani AKP'den olsun demiyoruz. Böyle adamın önünde ben ceket iliklerim işte. Böyle adamlara her zaman ihtiyacımız var. İşte Allah kimin ne zaman nereden nasıl yapacağını, nasıl değiştireceğini bilemezsin. Bütün servetinden, namından, bak isminden, şöhretinden, sazından, gitarından, zamanından, her şeyinden zaman harcıyor. Biriktirdiği paralarla, konserlerle, yardımlarla bir sürü insanların evlerine erzaklar, yardımlar, ameliyatlara, hastalara, yani bir sürü kişilere maddi yardımlarda bulunuyor. Böylesinin önünde de ceket iliklenir. İşte böyle insanlara ihtiyacımız var bizim. Ben şimdi CHP'nin başına geçersem nasıl iktidar olurum onu da söyleyeyim size. Muharrem İnce hani dedi ya, ateşleyin. Bugün CHP'nin parmakla göstereceğiniz hiçbir hizmeti yok arkadaşlar. Hiçbir yapıtı yok. Hiçbir tane. Geçen Cumhurbaşkanı İBAN verdiler. Zaten CHP'liler hep alay ettiler. Zaten dediler İBAN vererek koronavirüsten dolayı hani biz bile yeteriz Türkiye kampanyasını hani aşağıladılar, eleştirdiler ya. Hep hikaye, fasafizocu bunlar da. Buna benzer bir tane kampanya, küçük bir kampanya oluşursa bugün CHP, dese ki ne, bu bir havuz. Buraya biriken paraları sadece CHP'lerden istemiyorum da diyebilir. Ben derim yani, ben bütün Türkiye'nin başına geldim. Bütün Türkiye'nin lideriyim. Ben Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de yaşayan bütün Türk vatandaşlarının hepsinin refah, huzur ve kazançlı, bereketli evinde ekmeği olan, işi aşı olan, belirli standartlı sigortası olan, yaşantısı düzgün olan, evi, arabası, tatile gidebileceği, çoluğuna çocuğuna zaman geçireceği, evinde mutfağına hani gerekli gıdayı alabileceği, maddiyatı karşılayabilecek neler gerekiyorsa ben onu yapmak için ben Türkiye Cumhuriyeti'nin partisinin genel başkanlığına adayım ya da seçildim diyelim, içindeyim. Toplanacak olan bütün bu paralarla giderim Türkiye'nin önemli noktalarında, mesela fakir diyelim, böyle kırsal kesimlerde, Anadolu'da veyahut da
denize yakın üretecek olduğum malı başka ülkeye ihraç etmede kolaylık, ulaşımda kolaylık olsun diye proje çizerim, yer belirlerim, şehir belirlerim. Oraya halktan topladığım parayla, bak kendim değil, bak halktan topladığım parayla oraya bir fabrika kurarım. Anonim bir fabrika. Kuracak olduğum fabrika anonim. Şahıs olarak hiçbir şahıs yok arkadaşlar. Partinin, CHP'nin de değil. Bak CHP'ye akıl veriyorum. CHP'nin de değil. Devlete de vermene gerek yok. Halkın anonim ortak malı. Kazancı havuzda birikiyor. Biriktiği havuzda noterler var, sekreterler var veyahut da muhasebeciler var. Belirli bir sürü kişi var. Kesinlikle o paranın kaybolmayacağı, birikeceği, herkesin her an araştırıp sorup hesap soracağı bir havuz. Diyelim ki ne tekerlek fabrikası ya. Araba lastiği, araba aküsü. Bak söylüyorum, üretecek. Ben böyle bir fabrika, araba teker ürettiğimi düşünün ya. Ben böyle bir teker üretsem, maddiyat olarak halktan alınmış, kaç bin tane işçi çalıştırıyorum orada. Televizyonu var CHP'nin, kendi gazetesi var, yayın yapabilir, reklam verebilir, fabrikanın ismi belirli, toplanan para belirli. Bugün biz bize yeteriz kampanyasında 3 trilyona yakın para toplandı. 3 trilyona yakın o para gibi bir para toplansın, 10 tane, 15 tane, 20 tane fabrika açarım. Bak 10 ilde fabrika hazır, bak hazır 10 ilde. Her fabrikada 2000-3000 kişi istihdam etsem, 2-3000 kişi, o insanların ve ailelerinin ve akrabaların oyları zaten çantada keklik. Zaten çantada keklik. Ve bir de oradan kazanılan paralarla yine devam ediyorum. Türkiye'yi dünya çapında sanayileştiriyorum da bak. Üretmiş olduğum malı da satmak çok kolay arkadaşlar. Yerlidir malım. Halkın fabrikasından üretildi. Geliri yine halka kalıyor. Bunun kazancıyla tekrar yeniden fabrikalar açılacak. Yeniden Türk vatandaşı kardeşleriniz istihdam edilecek, maaşlı. Herkesin maaşlı, kadrolu işçiliği, yeni üretimler, yeni sistemler, yeni makinalar. Birisinde araba teker ürettim, diğerisinde akü üretiyorum. Diğerisinde araba camı üretiyorum. Diğerisinde yani çeşitli araba farı üretim, sadece araba değil, telefon üretmeye başlarım. Ürettiğim telefonlarda kaliteli olur. Mesela bugün Türkiye'de bir iPhone ya da bir Samsung herkes markalı diyerekten onu alıyor. Vestel'i falan tercih etmiyorlar. Genelde ucuz oluyor ama tercih etmiyor. Kaliteli yaparım. Halka da derim ki ne? iPhone veyahut da Samsung alana kadar bakın kalite olarak ölçün, biçin. Kapasitesi, gigabaytı, RAM'ı, ulaşımı, şebekesi, hafızası, ne kadar özellikleri varsa, kamera kayıtlı, çekim özelliği, yüz tanıması, iCloud şifresi, yani ne gerekiyorsa bütün hızlılığı, gigahertz, tümünü yani sistemleri hep teknisyen insanlardan oluşturup bunu iPhone'un ya da Samsung'un kalitesinde onların ayarında bir telefon üretirim. Örnek veriyorum. Ürettim. Halka da hemen hazır. Televizyonun, gazetenin, her şeyin hazır. Tamamen yerli ve milli halkın malıdır arkadaşlar. Halkın kendi malıdır. Sahibi halk, satıcı halk, kazanılan para halka gidiyor. Bunu sadece Türkiye'de bir numara olurum. Bir numara. Bir dönem değil, ikinci dönem garanti iktidarsın. Ve bunu da sadece iktidara ele geçirmek için değil, yani göz boyamak için değil. Türkiye'de bir çığır açacağım. Ve bütün dünyaya açılacağım. Ve bunu yaygınlaştıracağım. Hiçbir tane işçisiz, yani işsiz vatandaş bırakmamak için elimden gelen bütün mücadele yapacağım. Okulların, üniversitelerine gelip stajyer olarak üniversitemde bitirmiş, yani benim o fabrikada bitirmiş öğrencilerin 2 sene 3 sene eğitim almış, kesinlikle onların hiçbirini göndermeyeceksiniz. Çünkü 2-3 sene o kişi orada öğrenmiş, oradaki iş sistemini biliyor, çalışmaya gönlü var, niyeti varsa o adamları salmayacaksınız. O adamlara daha ileriye yönelik yeni, yani yüksek okullar okusun diye şeflik, müdürlük, üretkenlik, teknoloji gibi. Bakın Bayraktar da aynı. Haluk Levent'i övdüğüm gibi Bayraktar'ı da övüyorum. Bak Selçuk Bayraktar da ya. Yani sadece ondan değil, üretim yapan herkesi, böyle insanları aşağılayamazsınız ya. Aşağılayamazsınız. Ben CHP'li ya da AKP'li diye demiyorum. Bunun gibi insanlara hepimizin ihtiyacı var. Bunlar göğsümüzü kabartıyor. Şu an CHP'nin milletvekillerine söyleyeyim ya. AKP'lilerden de bir sürüsü. Yani çok var. Geliyorlar. Maaşlarını alıyorlar, kuaföre gidiyorlar, öğlen paydosuna çıkıyorlar, akşam oluyor evlerine gidiyorlar,
Öyle ne yaparım? Ya bir hizmet yok yani. Gerçekten bir hizmet çoğunda yok yani. Herkesi kapsamıyorum. Çoğunda yok ya. Sadece zaman öldürme. Meclise git, kameraların, ekranların karşısına geç, ortalığı karıştır. Kavga çıkar, dövüş çıkar. Ya sen CHP olarak HDP'nin, PKK'nın veyahut da İYİ Parti'nin peşinde niye kuyruk oluyorsun ya? Senin potansiyelin var. Senin %23 zaten bir yani şişe, yani Coca-Cola şişesini de koysan oyunu alacağın bir grubun var zaten senin ya. Bir kitlen var. Sen sadece bunu artırmak için büyük çabalar göstermek zorunda değilsin ya. Tarımda başarılı olan kişileri, mesela bilen kişileri tarımların başına getir. Nasıl iyi tarım yapılır? Nasıl fazla üretim yapılır? Sanayide, teknolojide bilgili, becerikli olanları sanayinin başına getir. Daha fazla üretim, daha kaliteli üretim, daha az enerjiyle daha fazla nasıl üretirim, bunların başına geç. Ticarette adam ticaret yapıyorsa, bazı kişiler var elinde maddi sermayesi 3-5 olsun. Yani yoktan var etmek Allah'a mahsustur ama yoktan var edip şurada bir tezgah kurup 3-5 tane yani bir pamuktan, böcekten, ipten bir süs, böcek bir şeyler yapıp çıkartıp sana satabilecek yetenekli kişiler var. Böyle ticaret adamlarını getir. Ya ticaret açısından, tarımda, ticaret, hasta, sağlık bakımından öyle doktorlarımız var ki ne ölüyü diriltebilecek şekilde ya. O insanların önünü aç, gel onlara klinikler kur, dünya çapında onlara reklamlar yap, dünyadaki o organ nakilleri olsun, cilt bakımları olsun, saç ekimleri olsun, yağ alımları olsun, her türlü ya sağlıkta da çığır aç. Lüks yanlarına oteller yerleştir. 5 yıldızlı oteller olsun, saunası olsun, havuzu olsun, yurt dışından müşterilerini getir, otellerinde ağırla, oradaki uzman doktorlarından onları tedavi et. O otelde suda, yani suyun, havuzun kaçına kaç kuruş veriyorsun ya? 1500, 2000 öyle 3 günlüğüne 5 günlüğüne orada çakma orada yani 3-5 hani doktor şeyi almış, ne olduğu da belli değil çoğunun. Gidiyor adam dudağını yaptırıyor, ondan sonra dudağı eşek dudağı gibi oluyor, ölmeye gidiyor ya. Ölüm, kaç tane operasyon geçiriyor böyle kendini bilmez insanlar, yağ aldırmaya gidiyor, biri 5 kilo alıyor, biri 15 kilo alıyor. Çok yağ almaktan insan ölüyor. Ya nelerle yaşanır? Buna benzer bilgili kişilerin yanında avukat da mesela git baroda en becerikli insanları, en bilgili avukatlık, şimdi mesela avukatlık yeminlerini yapıyorlar. Şöyle yemin ediyorlar. Ben diyor avukat yeminimi yaparken diyor ki arkadaşım, yemin ederken diyor ki ne, yemin ederim diyor, bak yemin ederim diyor, önce diyor iki tarafı uzlaştıracağım diyor. Uzlaştırmaya hani uğraşacağım. Uzlaştırma olmazsa, hani uzlaşma, hani uzlaşmaya kesinlikle gidilmezse o zaman mahkeme açacağım. O zaman davası, o zaman mektupları, o zaman hani mahkemeye taşıyacağım olayı diye yeminler ederekten oraya o avukatlık cübbesini alıyor. Ondan sonra iki kişi orada geliyor, orada davacı olacak. Karşı tarafa diyor ki ne, benim diyor mesela diyelim 200, 300, 500, 1 milyar, 3 milyar, 5 milyar alacağım var, alamadım edemedim. Ya karşı tarafa sadece bak bir telefon açsa, kardeşim bundan gelin anlaşın, şöyle yapın böyle yapın dese belki anında çözecek. Ama avukatlık o zaman ne olacak? O zaman para kazanamıyor. O zaman insanlık, o zaman hani ettiği yemin bir kenara onu atmış zaten. Sırf para alacak. Oo diyor, sen 10 milyar alacağım hemen alırız diyor ya. Ben acil bir mektup yazayım diyor. Acil hemen diyor. Anında diyor ödedi. Ödedi derken 10 milyar borcu öde demiyor bak. Ödedi derken 10 milyar borcun var. Bak 10 milyar borcun var. 5 milyar dosya parası, 3 milyar icra parası, bilmem ne, 10 milyar 25 milyara çıkartıyor. Zaten onu ödeyemeyecek o. Biliyor çünkü. O zaman diyor ki ne, dava uzasın. O zaman diyor hakime gitsin. Dava açılsın. Bir mektup yazayım. O cevap yazsın. Ben ona bir daha yazayım. O bir avukata gitsin. Ondan bir daha gelsin. Her yazdığı mektup 500 lira 1000 lira yani. Anladın mı? Yemini bir kenara atmış. Uzlaşma asla yok. Anlaşma asla yok. Soyma. Ya böyle insanlarla ya. Böyle yalan. Bir adamlar gidiyorlar. Bir deniz kenarında bir rakıyı 2 milyara 3 milyara bir viski açtırıyorlar ya. Böyle insanlar. Parayı buradan bedava kazanıyorlar. Garibanın sırtından kazanıyorlar. Garibanın avukata gidecek parası yok. Davasından bilgisi yok. Araştırma yeteneği, konusu, komşusu bir şeyi yok. Zaten asgari ücretle geçinen 2,5-3 milyar maaş alan bir kişi, adam taksitle bir buzdolabı, şunu bunu bir şey almış, 2 ay taksitini ödeyememiş, avukatın eline geçmiş dosya, 3 milyarlık parayı anında 8 milyar avukat çıkartıveriyor. Diyor ki ne, mecbur hemen taksit yap diyor. Adam gidip avukata sorsa avukat diyor ki ben bunu çeviririm geri diyor, ama diyor 5 milyarını alırım. Ya ben 5 milyar sana versem, o zaman öbür avukata 5 milyar veririm, o zaman işim çözülecek ya. Resmen o soyguncudan öbür soyguncunun eline düşüyorsun. Resmen bir soyguncudan diğer soyguncunun eline düşüyorsun. Ülke böyle olmuş yani. Böyle yapmışlar. Zaten partinin başındakiler de böyle soyguncu.
Zaten o soyguncularıyla iş başı yapıyor. Bu yüzden zaten iktidarı asla ele geçiremez. Bir keresinde ipler, zaten o kukla ipleri bir kere Avrupa'nın, dış güçlerin, Amerika'nın, FETÖ'nün şunun bunun elinden alınması lazım. O %23 kitlenin üstüne bir %23'ü almak çok kolay. Bak, AK Partili bütün seçmende ben oyumu hemen alırım. Çünkü onların ihtiyaçlarını biliyorum. Onlar hizmet istedi. Yol mu istiyorsun, okul mu istiyorsun? Onlara soruyorum. Ne istiyorsun, bunu istiyorum. Yaptığım zaman onlar oyunu verir. Ama bana şimdi şu anda CHP'nin tek bir izni, bir tane çeşmesini söyleyin ya. Bir hatıra ormanı, bir şunu bunu deyin ya. Milletin o kadar baskısına rağmen, o kadar şeyine rağmen mecbur kalarak, başka çaresi olmayarak yapıyor ya. Yapmıyor yani, yapmıyor. Mecbur kalıyor. Birileri itekleyerek. Yani başka çaresi yok yani yapmaya. En son kalıyor yani. Bir tane ağaç dikip de dibine bir toprak koyup da 2 kilo toprak koyup 1 gram su dökmüşlüğü yok bunların. Yok. Olsa vallahi herkes bunların peşinden gider ya. Gerçek söylüyorum. Bunların işi gücü ortalığı karıştırmak. Yapılan işleri eleştirmek. Birisi bir şey mi yaptı? Mesela Erdoğan Avrasya Tüneli mi yaptı? Ben de onun daha bir değişiğini, bak hemen Çanakkale'ye yapmayı düşünürdüm mesela. Ben de onu yapacağım derdim. Veyahut da İzmir'e başka bir şey yapardım. İzmir'de İzban'ı'ya kendi CHP'nin kendi belediyesi yapamadı, Erdoğan yaptı ya. Başakşehir'de dünyanın yani muazzam hastanelerden birisi. O kadar çafçaflı ki lüks, ultra lüks Dubai otelleri gibi. Ekrem İmamoğlu çıktı dedi ki ben onun yan yollarını yapmam dedi ya. Yaz yapmam diyerek geliyorsun. Sana kim oy verir ya? Ondan sonra işte HDP'nin, PKK'nın kuyruğuna takılırsın. PKK'nın oylarıyla gelirsin. Şimdi benim bu dediklerimi yapacak olursan, bak bu dediklerimi yapmaya kalkarsan, o zaman ne olur biliyor musun? O zaman zaten Avrupa hemen ipini çeker. Niye ipini çeker biliyor musun? Yeni bir Erdoğan doğuyor diye. Anladın mı? Zaten fırsat vermez. CHP'yi tamamen yok ederler. O da var yani. Öyle insanlara da fırsat vermezler, CHP'nin içine de getirmezler. Hemen diskalifiye ederler. O da bir ayrı bir gerçek. Merak etmeyin. Çalışacak adam CHP'nin içine gelmez. Onu barındırmaz, yaşatmazlar yani. Anında sıra dışı, saf dışı yapılır. Ama işte diyorum ya, potansiyel var. Bakın, sermaye var. CHP'de sermaye var. Potansiyel var. Kurulu mekanı var, dükkanı var, tezgahı var, her şey var. Sadece 3-5 kilo mal koyup satacak. Başka bir şey yapmayacak. Sadece bunu yaptıktan sonra da iktidara gelecek. Ama bunu yapacak kabiliyet yok. Çünkü o dükkanın sahibi o dükkanı ona verirken burada mal satmayacaksın diye zaten imzalattırmış, sözleşme imzalattırmış. Burada mal almayacağım, mal satmayacağım. Burada akşama kadar geleceksin. Buradaki bu pazarda gelen insanlar, müşteriler var ya, bunlara küfür edeceksin, alay edeceksin, onu oraya göndereceğim, bunu buraya göndereceğim, onu kovacağım, bunu azarlayacağım, bunu şey yapacağım. Ben bu dükkanı sana böyle, bu dükkanı bu şartla sana veriyorum diye Avrupa buna imzalattırmış. O yüzden kukla gibi başkanları, milletvekillerini oraya koymuşlar. Onlar hepsi kukla. Cebini doldur, maaşını dolu dolu al. Ondan sonra çek git. Bunun işi bu. Ülkeye gelirsen de eğer bir şansa mansa hani seçilir bir şeyler yaparsan, HDP, PKK falan filan bir şekilde de gelirsen, o zaman o sana verdiğim dükkan var ya, o dükkanın 20 katı dükkan istiyorum diyor bak. O diğer dükkanların da yönetimini bana vereceksin diyor. Zaten bunlar böyle, onlar oraya koydular işte. Böyle halktan bir kişi gelip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına ya da AKP'nin içine de gelip halktan bir kişinin milletvekili olduğunu ben görmedim, bilmiyorum, duymuyorum. Halktan bir kişi ya, okumuş olması, üniversite bitirmiş, yok diplomalar almış bir şey, o kadar çok şeylere gerek yok ki ne. 20 tane dil biliyormuş, gerek yok ki ne. Sadece çiftçinin halini bilsin, pazarcının halini bilsin, askeri ücretle yaşayan bir insanın halini bilsin, 3 tane çocuk, bir tane kadın, kirada oturan, tek başına çalışan bir adamın ekmeği evine nasıl götürür, nasıl getirir, ne kazanır, ne yer, ne içer, ne biriktirir, ne taksit alır, kime borçlanır, kimle gezer, sofraya oturduğu zaman et yiyebilir mi? Bazı ufak demek şeyler bilmek yetiyor zaten ya. Zaten bu kadar ya, çok fazla 20-30 üniversite bilmen seni Avrupa'da ancak televizyonların karşısında sağ elinle çatal tuttun, sol elinle hani bıçağı tuttun, sağ ile yedin, sağ ile yemek yenmez solla yenir. Ondan sonra güzel viski içtin, 2-3 içtin, sarhoş oldun, olmadın. Süslü püslü hani parfümlüsün, şusun busun, sportifsin, hani yaşantın öyle böyle falan filan. Bunlar Avrupa'nın bize kakalamış olduğu çakma hayatlar yani. Bizim gerçeklerimiz, gerçek Anadolu insanımız, gerçekten kendisinin yanında duran, derdiyle dertlenen, içinde gezen, kol kola olan, yani milletvekili de olsun, başbakan da olsun, cumhurbaşkanı da olsun, arasına karışan insanı hiçbir zaman bağrından atmaz. O adama da saltanatı verir işte.